çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk, çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyin programından İstanbul'dan sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün bugün sabah yine bir terör olayıyla gözlerimizi açtık. Türkiye'ye e, Türk milletine, topraklarımıza yönelmiş olan tehditlerin birini daha bugün sabah yaşadık. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Birkaç cümleyle anne babaları bu konuda uyarmak istiyorum. Çocukları konusunda uyarmak istiyorum daha sonra konumuza geçeceğim. Efendim şu anda özellikle son günlerde, son haftalarda, son aylarda dikkat ediyorsanız her sabah kalktığımızda iki günde bir, üç günde bir kalktığımızda nefes nefese bir haber sunan spikerle karşı karşıya kalıyoruz. Ambulans seslerinin arada verildiği bir haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Terör olayının verildiği haber kanallarının birbirleriyle yarışırcasına haber yetiştirmek için verdikleri haberlerle karşı karşıyayız. Yalnız şu atmosfer çocuk ruh sağlığına oldukça tehlikeli olduğunu Ben buradan bütün anne babaları uyarmak isterim. Neden tehlikeli? Çünkü çocuklar özellikle tatil döneminde, ee, geç kalkmak kalksalar çok iyi olur belki diye düşünebiliriz ama çocuklar genellikle erken kalkıyorlar. Bir de havalar şu anda sıcak. Efendim 5'te 6'da kalkan çocuklar var, 7'de kalkan çocuklar var. Anne babaları belki istirahat etmeye devam ederken çocukların bir kısmı kalkıyorlar ki maalesef çizgi film kanalları o saatlerde çok erken saatlerde yayınlara başladığı için çocuklar kalkıyorlar kendi başlarına televizyon seyretmeyle Baş başa kalıyorlar televizyonlarla baş başa kalıyorlar ancak şu günlerde yayınlanan haberlere baktığımız zaman çocuklar çizgi film seyredeceğim diye yakalandıkları yer şiddet ortamına yakalanıyorlar efendim bu konuda anne babalar oldukça hassas olmaları lazım çocuklarına belki televizyonun fişini mi çekerler? Efendim antenlerin yerlerini mi değiştirirler nasıl bir tedbir alınacak bilemiyorum ama herkes kendi evinde ona göre bir tedbir alınması lazım. Çocuklar belli bir saatten önce televizyonlarla baş başa bırakılmasın. Çünkü e, kaç gündür ben de haberleri e, takip etmeye çalışıyorum. Sabah saatlerinde özellikle verilen haberleri neden sabah saatlerinde verilen haberleri takip etmeye çalışıyorum? Çünkü sabah saatlerindeki haberler daha bir acemilik içerisinde veriliyor efendim oturmuş bir yayın kadrosu işte saat 9'da 10'da belki de yayın kuruluna gelindiği için genel yayın yönetmenleri efendim o ağır takım daha sonradan geldiği için sabah saatlerinde genellikle de nöbetçi ekipler olduğu için haberi duyan koşuyor bir, ta bir taraflara doğru ve nefes nefese haberler veriliyor. Şu tarafta şu oldu bu tarafta bu oldu koşarak mikrofona konuşuyor. Şimdi böylesi bir haberi eğer çocuk seyrediyor ise onun e, ruh sağlığı tehdit altında demektir. Çocuk dışarıdaki yaşantıdan korkar, ürker. Yani bir de o spikerin o heyecan sırasında kullandığı kelimeleri çocukların da izleyeceğini düşünmeden ki düşündüklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü bu ülkede yapılan haberlere şöyle bir bakıyorum sanki bu ülkede çocuklar yaşamıyor gibi haberler yapılıyor. Yapılan haberlerin bir de çocukların izlediği eee dikkate alınmadan spikerlerin koşturmaca içerisinde ambulans sesleriyle ne kadar böyle emici bir vakum gibi izleyicinin dikkatini çeker vaziyette sunduklarında biliyorlar ki daha çok izleyici çekecekler veya kendileri daha popüler olacak belki. Ama hayır asla lütfen çocuklarınızı şu andaki medyanın garabet tutumunun içerisinden çocuklarınızı çekin kurtarın. Çünkü çocuklarınız bir şiddet sarmalı içerisine girebilirler. Terör terör terör. Ölü 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 şehit ölü terörist. Tüm bu kelimelerle birlikte çocuğunuzun zihninin nasıl formatlandığını, nasıl ürkütüldüğünü, nasıl asosyalleştiğini uzun uzun belki anlatmak e, gerekir ama ben sadece bu kadarlık kısmıyla iktifa edeceğim. Efendim televizyonlardan çocuklarınızı uzak tutun. Rica ediyorum özellikle sabah saatlerinde çocuklarınızı televizyondan uzak tutun. Çünkü şu andaki medya ve haber veriş tarzı bu ülkede çocuk yokmuş gibi haber veriyor. Çocuk ruh sağlığı dikkat edilmeden haber veriliyor. Artı belki uzman psikolog arkadaşlarımız bu konuda çok daha detaylı, psikiyatristlerimiz bu konuda çok daha detaylı bilgi verecek ama şu anda medyanın uyguladığı tarz belki terörizmin ortaya koymak istediğinden çok daha bir vahim bir tablo arz ediyor. İşte sabahtan beri bütün televizyonlar, bütün radyolar haberi detaylandıra detaylandıra, kan revan içerisindeki insanları göstere göstere aynı sahneleri tekrar ettire ettire insanın psikolojisini bozar vaziyete getirmişler ve bunun adına da habercilik deniliyor. Bilemiyorum bu ülkede acaba bu, bu konuda bir şeyler söyleyecek bir otorite veya en azından bir ee, kendi kendini kontrol edecek bir mekanizma yok mu televizyonlar içerisinde acaba ya biz ne yapıyoruz Bir uzmandan acaba bu görüntüleri analiz ettirelim de biz Türkiye'deki insanların akıl sağlığıyla nasıl oynuyoruz acaba terörizmin oyununa mı geliyoruz diye, Acaba medya kanalları veya Rütük bu konuda inisiyatif alacak mı, almayacak mı? Tabii bunu uzmanlarımız çok daha iyi değerlendireceklerdir, psikologlar, psikiyatristler. Ama ben bir pedagog olarak, çocuk ruh sağlığıyla ilgilenen birisi olarak şunu söylüyorum anne babalara, özellikle sabah saatlerinde çocuklarınızı televizyonlarla baş başa bırakmayın. Hangi saatte, hangi haberin, hangi kanlı gömleğin, hangi kopmuş başın, hangi kopmuş ayağın, Hangi kameradan, hangi televizyon ekranından yansıyacağını çok kestiremezsiniz. Sonra çocuklarınızın başına gelecek ruh sağlığıyla alakalı sıkıntıları çözmekte belki daha da zorluk çekeceksiniz. Efendim, böylesi bir acı günde böylesi bir ikazı yapmak zorunda olduğumu hissettim. Bugünkü programa başlamadan önce bir nefes alıp bugünkü programımıza devam edeceğim. Efendim bugün planladığım konu bu e, menfur saldırıyla belki birazcık daha dışına çıkmış oldu. Ama bugün planladığım konu ve bu haftadan sonraki e, yapmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım şeyleri bir isterseniz özet halinde vereyim. E, bundan sonraki haftalarda bu haftadan başlamak üzere bundan sonraki haftalarda konu başlıkları şeklinde gitmeye çalışacağız. Ve ben buradan yönetmen arkadaşıma, teknik yönetmen arkadaşıma da iletmeye çalışacağım. Her hafta bir konuyu işleyerek gitmeye çalışacağız. Eğer internet üzerinden programımızı dinlerseniz, dinleme ihtiyacı duyarsanız, o takdirde hangi haftada hangi program, hangi konuyu içermişse onu direkt olarak bulabilme imkanına sahip olacaksınız. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla ve e ile bize gelen ikazlarda da gördüğümüz kadarıyla internet üzerinden bayağı dinleniliyor programımız, indiriliyor, bayağı bir indiriliyor. Ama tabii e, kimisinin çocuğu ergenlik döneminde, kimisinin çocuğu 2-3 yaş döneminde olduğu için e, bir tıklıyor, e, kendisini ilgilendirmeyen bir konu çıkabiliyor karşısında. Alt ıslatma problemi çıkabiliyor, çocuğu 19 yaşında ergenlik problemini öğrenmek isteyen bir anne baba. Dolayısıyla bu haftadan itibaren konu bazlı gitmeye çalışacağım mümkün olduğu kadar lütfen sizler de sorularınızı eğer konu bazlı olarak konu eksenli olarak sorarsanız veya benim işlemeye çalıştığım konuları açılmasında faydalı olacağını düşündüğünüz mesajlar gönderirseniz o konuyu detaylandırarak gitmeye çalışacağım. Bu haftaki konumuz çocuklar ve iletişim. Çocuklarla kurulacak olan iletişimin Bugün ve eğer yetmezse bugünkü programımız, yarın da devam etmek üzere çocuklarla kurulacak olan iletişimde dikkat edilecek hususları e, ele almaya çalışacağım. Efendim iletişim dediğimizde tabii e, şunu dikkate almak lazım. E, i̇letişim nedir? İlk önce oradan bir yola çıkalım arzu ederseniz. İletişim, iletmek. İletmekte tek taraf var. Siz bir şey iletiyorsunuz ama karşılığını da alıyorsanız eğer siz iletiyor ve karşılık da size doğru geliyor ise iletişim e, oluşmuş oluyor. Yani sadece iletmek değildir iletişimdeki kasıt geriye dönüşü de almaktır bir başka deyişle diyalog kurmaktır. 2 yetişkinin iki çocuğun, bir yetişkin bir çocuğun karşılıklı olarak birbirlerine bir şeyler söylüyor ve söylenilen şeyler üzerinden geri bildirimler alınıyor ise bir diyalog kurulmuş ise biz buna iletişim diyoruz. Bir çocuğun sağlıklı e, ruha sahip olmasının temel şartı sağlıklı bir iletişim ortamında bulunuyor olmasına bağlıdır sağlıklı bir diyalog ortamında bulunuyor olmasına bağlıdır. Sağlıklı olmayan diyaloğa ne diyoruz biz? Monolog diyoruz. Monolog. Monolog nedir? Tek taraflı iletişim. Yani bir kişi söylüyor, çok bilen birisi devamlı konuşuyor, karşı taraftaki az bilen birisi sadece dinliyor. Bir başka deyişle birisi devamlı akıl veriyor, birisi akla ihtiyacı var, devamlı olarak akıl alıyor. Böylesi bir iletişim çocuk ruh sağlığı açısından sakıncalıdır. Çünkü sağlıklı iletişimde iki tarafın da aktif olarak bulunuyor olması lazımdır. Yani siz bir şey söyleyeceksiniz. Söylediğiniz kısım çocuğun ruh dünyasında nasıl algılandığını anlayabilmeniz için çocuktan da bir cevap beklemeniz lazım. Acaba söylediğim şey An, e, söylediğim gibi algılandı mı? Yoksa habire siz konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sonra da anladın mı diye soruyorsanız ve çocuk da kafasını sallıyor ve anladım diyor ise iki kelimeyle anladım diyor ise anladım anneciğim, anladım babacığım diyorsa bunun adına diyalog demiyoruz. İki kişinin kurduğu bir iletişim demiyoruz. Bu sadece monolog oluyor. Bir kişi sadece karşı taraftakine akıl veriyor. Efendim sağlıklı olmayan bir diğer iletişim şekli de triyalog diyebiliriz. Üçlü dörtlü iletişim şekli. Nedir üçlü dörtlü iletişim şekli? Çocuk karşınıza geldi ve sizle iletişim kurmaya çalışıyor. Sizle bir şey paylaşmaya çalışıyor. Ancak ortada sadece çocuk ve siz yoksunuz. Bir üçüncü şahıs daha var ise bir kafanızı çeviriyor ona cevap veriyor bir kafanızı çeviriyor çocuğa cevap veriyor gözünüzün ucuyla da televizyon ekranına bakıyorsanız bu da sağlıklı olmayan bir iletişim şeklidir ben daha önceki programlarımda söylemeye çalıştım. Hani bu Facebook, 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 MSN, MSN vesaireler var ya hani sosyal paylaşım siteleri diye şu anda insanların çılgınca böyle internete bağlanıp karşısında onlarca kişiyle birden görüşmeye çalıştığı şeye aslında ne demiştik? Çok sosyallik de bir asosyalliktir demiştik. Neden? Çünkü sosyalliğin temel kurallarından bir tanesi sosyal irtibata geçtiğin kişiyle aynı zamanda derinlemesine bir iletişim kurabilmeniz gerekir. Yani göz göze gelebilmeniz gerekli. Jest ve mimiz, mimiklerinizi karşı tarafa iletmeniz gerekli. Efendim ona kıymet verdiğinizi cümlelerinizle, konuşmalarınızla, onu dinlemenizle oldukça önemlidir dinlemek. Onu dinlemenizle göstermeniz gerekli. Ama MSN'lerde, Facebook'larda birisi oradan merhaba diyor, öbürküsü öbür taraftan nasılsın diyor, annen nasıl oldu diyor, öbürküsü diyor ki derslerin nasıl oldu, bir ona cevap, bir ona cevap, bir ona cevap. Bunun adı sosyalleşme değil, bu anca olsa olsa bir asosyalleşme olur. Sadece yüzeysel kurulan iletişim sosyalliğin bir gereği değil, asosyallik e, çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Aynı bunun gibi eğer çocuk sizin yanınıza geldi ve sizinle konuşmak istiyor ise o takdirde eğer siz başka bir şey ile meşgul değil iseniz örneğin eşinizle konuşuyorsunuz o sırada o takdirde konuşmuyorsanız o sırada lütfen çocuğunuza dönün çocuğunuzla göz göze gelin ve çocuğunuzun kurduğu cümleler ile onun ne söylemek istiyor olduğunu anlamaya çalışın. Şunu söylemiyoruz çocuğun ne söylediğine değil ne söylemek istediğini algılamak anne babanın görevidir. Çocuğum şu anda kelimeler olarak bir şeyler söylüyor ama söylemek istediği şey farklı olabilir. Bunu anlayabilmek için anne babanın hissedebilme yeteneğinin olması lazım. Hissedebilme yeteneği de ancak diyaloglarda oluşabilecek bir şeydir. İki kişi konuşuyorsa anca olabilecek bir şeydir. Üç kişi varsa ortamın içerisinde efendim gözler o tarafta dudaklar bu tarafta kulaklar arka taraftaysa o takdirde böylesi bir kurulan iletişim sağlıklı bir iletişim değildir. Halbuki çocuğun sağlıklı bir iletişime ihtiyacı vardır ki ancak o zaman kendisini ifade edebilir ve kendisinin ifade edildiğini karşı tarafta da görürse çocuk ruh sağlığı anca o zaman neşelenir, neşvelenir, anca o zaman çiçek açar. Efendim ben zaman zaman anne babaların çocuklarıyla kurdukları diyalogları görmeye çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum, toplu taşım vasıtalarında görüyorum, oturduğum bir parkta dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi çocuk bir şey söylüyor, anne kapalı iletişime geçiyor çocukla. Yani evet ve hayır kelimeleriyle. Çocuk soruyor, anneciğim burada ne kadar güzel çiçekler var, bak görebiliyor musun? Anne cevap veriyor. Evet. Anneciğim bak bu çiçeklerin içerisinde bak bir tanesi var. Hani bizim evde de vardı ya. O çiçeklerden bir tane. Baba cevap veriyor. Gördüm gördüm. Yani bu çocuğa yapılabilecek bir hakarettir. Yani keşke sursanız da çocuğun o heyecanlı tavırlarına keşke siz böyle ruhsuz kelimeler ile kapalı diyaloglar şeklinde keşke hiç cevap vermeseniz çocuk için belki de çok daha sağlıklı olacaktır. Çocuk orada neşelenmiş çiçekleri gösteriyor, çiçeklerin üstündeki renkleri gösteriyor. O renklerle ilgili bir şeyler söylüyor ama kurulan diyaloglar maalesef kapalı diyaloglar olduğundan dolayı çocuk böylesi bir diyaloğun içerisinde sadece ezilir, dışlanır ve incinmiş bir ruh aletiyle belki anne babadan kopar, işte başka birisiyle konuşmaya başlar. Belki de şunu da söylemek lazım kapalı iletişim şekliyle yani çocuğun kurduğu cümlelere çocuğun anlatmak istediği şeylere evet ya da hayır ve mekanik ses tonuyla cevap vermeler anne babanın bilinçaltında şundan kaynaklanıyor çok defa. diyaloğu devam ettirmek istemiyor. Neden? Çünkü anne baba içinde belki de enerjisini bitirmiş, heyecanını bitirmiş. Şimdi çocuğa eğer e, açık bir diyalog ile yani çocuğun kurduğu cümlelerin devamı edecek şeklinde. Aa öyle mi? Bir bakabilir miyim oğlum? Kırmızı çiçek. Aynı bizim evdeki çiçek gibi. Ama galiba bunun kırmızısı birazcık daha az. Bu bir açık diyalogtur. Diyaloğa devam etme sahnesidir. Eğer anne böylesi bir diyalog içerisinde kendisini görürse galiba çocuğunun kendisine yapışacağını ve arkasından konuşmanın devam edeceğini, arkasından bir soru daha geleceğini, arkasından bir soru daha geleceğini, arkasından bir soru daha geleceğini ve annenin of yeter bıktım diyeceğini anne başlangıçta bildiği için maalesef çocuğunun suratına iletişim kapılarını kapatabilmektedir. Çocuk soruyor anne kırmızı çiçek ne kadar güzel değil mi bakar mısın bir yanında da papatya var Anne cevap veriyor. <laughs> gördüm, gördüm. Şimdi bu şekliyle, bu ortam içerisinde, bu iletişim ortamının içerisinde yetişen çocuk iletişim kurma becerisini kazanamaz. İletişim kurma bir beceri işidir. Ve sizin en çok belki de ihtiyacınız, çocuğunuzda ihtiyacınız olduğu şeydir aslında ileriki zaman diliminde. Çocukluk döneminde belki kapıları suratına kapatırsınız çocuğun. Çünkü çocuk, çocuk su masumiyet içerisinde gelir, ha bire size elindeki kalemi gösterir, elindeki çiçeği gösterir, yaptığı bir resmi gösterir, diyalog kurmak zorundadır çocuk, çocukluk yıllarında. Ve siz de o pişkin tavrınızla belki çocuğu her, her seferinde püskürtür, geriye atar, geriye atarsınız ama çocuk bir süre sonra artık bu geriye atılmışlıkların oluşturduğu bir ön yargıyla bir süre sonra artık o da sizi dinlemeyecektir. Eğer çocuk dinlenmiyor ise ve bir süre sonra o da dinlememeyi öğrenecektir. Eğer bir anne baba çocuk tarafından dinlenmiyor ise işte o zaman çivilerin çıktığı yerdir. İşte o zaman eyvah denilecek noktadadır. Eğer çocuk kapılarını kapatmış aynı önceden anne babasının kendisine kapılarını kapattığı gibi çocuk anne babasına kapılarını kapatır ise dinlemez ise işte o zaman söyleyeceğiniz sözler bir şekliyle duvara çarpar çarpar geri döner. Oğlum akşam ezanı okunmadan evde olacaksın. Ama duvara çarptı geri döndü. Oğlum bisikleti kaldırımlarda arabaların üst arabaların olduğu yerde sürmeyeceksin. Arabaların içerisine girmeyeceksin. Çarpar geri döner. Oğlum şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Çarpar geri döner. Neden? Çocuk çünkü iletişim kurma becerisini elde edemedi ne zaman edemedi o masumiyet yıllarında o geliştirmeye çalıştığı iletişim becerisini elde edemedi. Teknik yönetmenimiz Adem kardeşimizle burada sohbet ediyorduk. O dedi ki hocam iletişimden bahsediyorsanız mutlaka eşler arasındaki iletişimin de çocuklara nasıl yansıdığını söyler misiniz diye söyledi ki benim notlarımın arasında da o da var idi. Arka taraflara almıştım ben bu notları dördüncü beşinci sıraya almıştım ama Hemen bu konuya girmekte fayda var. Şöyle ki iletişim taklidi bir davranıştır. Taklidi bir davranıştır. Ve tecrübi olarak öğrenilir. İletişimin temel iki kuralıdır bu. Taklitle ve tecrübeyle öğrenilir. Yani eğer evin içerisinde kaba saba işte konuşmalar geçiyor ise efendim bir takım can kırıcı, can yakıcı, hakaretlere varan yahut da birbirini anlamayan iki eşin diyaloglarına çocuk şahit oluyor ise bu iki e, iletişimin temel iki kriteri tecrübe ile çocuğa doğru aktarılmış olur. Çocuk da aynı iletişimi taklidi olarak kendi üzerine alır. Bizi taklit etme diyemezsiniz çocuğa. Yani eğer baba annenin can yakıcı e, yerlerini biliyor ise ve canı sinirlendiği zaman, kızgın olduğu zaman, sinirli ve öfkeli olduğu zaman bir e, tartışma çıkacağı zaman annenin o can yakıcı noktalarına zehirli oklarını atıyor ise orada bulunan çocuk annesinin o zehirli oklardan nasıl kıvrandığını görür ve bir süre sonra da aynı okları annesi kendisini kızdırdığı zaman aynı okları annesinin o kalbine doğru atmaya başlayabilir. Yahut da tam tersi olarak bir anne babaya karşı o zehirli okları Hangi kelimeler ile babayı perişan edeceğini öğrenmiş ve bunu uyguluyor ise evin içerisinde ve buna da şahit tutuyor ise çocuklarına o çocuklar o babaya karşı da aynı zehirli okları aynı kalp acıtıcı noktalarda kullanacaklardır. Yahut da o çocuklar da bir süre sonra kendi eşlerine de aynı can yakıcı tavırları sergileyeceklerdir. Lütfen dikkat edelim şu andaki halimize, eşimizle yaptığımız tartışmalar veya problemleri ele alış şeklimize dikkat edin. Aynı anneniz gibisiniz. Aynı babanız gibisiniz. Bir dikkat edin. Siz bunları bir şekliyle birisinden öğrendiniz ve öğrendiğiniz şekliyle şu anda saldırıya geçiyorsunuz. Yani tecrübeyle öğrendiğiniz ve taklit olarak başlangıçta alıştırdığınız şeyleri şu anda ise kendiniz bizzat yaşıyor ve bizzat yaşatıyorsunuz karşınızdaki kişiye. Evet eğer siz de bu kışlır döngünün içerisine çocuğunuzu dahil etmek istemiyor ve gelininize ve torununuza doğru bir yangını siz de devam ettirmek istemiyorsanız durun. Bir yerde durun ve eşinizle belki de bir centilmenlik anlaşması imzalayın. Ve bir hanımefendi ve bir beyefendi olabilmek için kenara doğru çekilin ve birbirlerinizi aynı şekliyle olduğu gibi kabul etme ve bu hırgürlü ortamın içerisinden çıkmak için bir yol arayışına girmeniz lazım. Kendinizi acımıyorsanız sizden sonraki nesillere bu zehirli okları emanet etmeyin. Çünkü siz yaşlanıp bir yerde böyle yaşlı yaşlı oturduğunuzda göreceksiniz ki oğlunuz ya da kızınız kendi kızını nasıl yiyor, kendi dünyaya getirdiği çocuğu nasıl yiyor ve hangi kelimeler ile yiyor ve bu filme siz aslında Burada işte dinledikten sonra oturacaksınız belki kenarınızda. Orada kendi içinize dönük gözyaşınızı dökeceksiniz. Seyretmek istemiyorsanız bu acı tabloları ve çocuğunuza da onları yaşatmak istemiyorsanız eşinizle kuracağınız diyalogları, kurduğunuz diyaloglara aman göz gezdirin. Çocuktur canım kenarda zaten o oturmuş oyun oynuyor. Değil işte öyle bir şey. Çocuk o sırada oyun oynamıyor emici bir sünger gibi şu anda sizin kullandığınız kelimeleri ruhuna sindiriyor. Ruhuna sindirirken sadece çektiği acıları birazcık azaltabilmek için kendisini oyna vermiş. Ama bir seslenin bakalım sizin o tartışma ve hırgürleriniz sırasında çocuğa Ahmet diye bir seslenin nasıl kulaklarını kaldırıyor efendim diye nasıl sesleniyor. Eğer sizden dikkatlerini tamamen dağıtmış olsa o takdirde ona da cevap veremeyecek. Dolayısıyla eğer bir beyefendi yetiştirmek istiyorsanız evinizin içerisinde ve gelecekte iftihar duyacağınız bir hanımefendiye annelik yapmak istiyorsanız önce siz bir hanımefendi olun evin içerisinde. Önce siz bir beyefendi olun evin içerisinde. Konuştuğunuz, kullandığınız kelimelere ne kadar dikkat ederseniz o kadar dikkatli konuşan bir çocuğun sahibi olacaksınız, anne babası olacaksınız. Evet. Adem Bey'in hatırlatmasıyla eşlerin arasındaki diyaloglara burada girdik aslında. Şunu söylemekte fayda var. Belki eşler arasındaki iletişim başlı başına bir konu. Çünkü dinlenmeyen eşler problemi şu anda ayyuka çıkmış vaziyette. Eş eşe bir şey anlatacak karşısındaki eş onu dinlemiyor, duymuyor bile. Fizik olarak orada var ama ruhen orada yok. Çocuğa bu türlü sahneleri Öğretmeyin lütfen. Çocuk hı 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 iyi iyi. Tamam tamam. Kelimeleriyle anne babasına mukabelede bulunuluyor olmasını görmesin. Anne baba birbirleriyle kapalı iletişim içerisinde bulunuyor olduğunu görmesin. Bakın canı yanan bugün genç annelere bir bakın lütfen. Genç kızı olmuş olan annelere bir bakın lütfen. Etrafınıza şöyle bir kolaçan edin. 18 17 19 yaşlarında genç kızı olan annelere bir sorun kızınızla nasılsınız diye duyacaksınız ki büyük bir çoğunluğu ya işte konuşmuyor etmiyor kendi başına işte içeride interneti var arkadaşlarıyla mesajlaşıyor telefonlaşıyor. E kimden öğrendi bunu? Ya suçluyu aramaya gerek yok senden öğrendi senden. Hiç suçluyu dışarıda aramaya gerek yok. Çünkü iletişim bir taklidi davranıştır ve tecrübi olarak öğrenilir. Kimden öğrenilir? Anne babanın bizzat kendisi nasıl konuşuyorsa çocuk onu öğrenir. Bakın çocukluk yıllarına bir bakın lütfen. Çocuk dünyaya geldiğinde, bebek dünyaya geldiğinde iki sene konuşması yasak edilmiştir o bebeğe. Değil mi? Yani iki yaşına kadar e, çocuklar konuşamaz. Halbuki Allah isteseydi konuşan çocuklar dünyaya gelirdi. Bakın hayvan nesillerine bir bakın. Onlar da kedi dünyaya gelir gelmez hemen miyavlamaya başlıyor. Efendim köpeğin yavrusu, affedersiniz köpeğin yavrusu dünyaya geldiğinde yine ince de sesi olmuş olsa mi, havlamaya başlıyor ve annesiyle bir şekliyle iletişime geçiyor yani. Hangi cins hayvana bakarsanız bakın doğduğundan itibaren iletişim kurma yeteneğiyle doğduğu halde Allah çocukları iki sene ağzını bantlamış konuşturmuyor. Peki sebebi hikmeti nedir diye psikolojik olarak şöyle bir altyapısını yokladığınızda aman Allah'ım korkunç şeyler çıkıyor karşınıza. Çünkü çocuğa iki yıl evet konuşmayı yasak etmiş Allah. Bla 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 bir şeyler bir şeyler söylüyor ama ne söylediğini de çocuk kendisi anlamıyor ama Allah iki sene boyunca çocuğa sezebilme yeteneği vermiş. Sezebilme yeteneği vermiş. Neyi seziyor sevgili hocam? annenin yüzündeki simasındaki bütün halleri seziyor. Annenin kaşının şeklini seziyor. Annenin hücrelerini, yüzündeki hücrelerin genişlemesi yani rahatlaması veyahut da agresif bir annenin agresif tutumunu seziyor. Çocuk annenin yüzüne baktığı zaman konuştuğu kelimelere dikkat etmiyor. Ya annenin ruhunu bir emici sünger gibi kendi içine doğru emiyor. İki yıl boyunca. Yani siz çocuğun yanında evet agresif kelimeler kullanıyorsunuz, hırçın kelimeler kullanıyorsunuz. Çocuğunuzun belki de sinirli sinirli davranıyorsunuz çocuğunuza. Anlamıyor zannediyorsunuz. Evet gerçekten de anlamıyor. Çok affedersiniz çocuğunuza seslenin aptalsın sen deyin bir yaşındaki bir çocuğa anlamaz. O masum masum belki yine size güler. Ama yüzünüze yansımış olan o tuhaf hal çocuğunuz tarafından bir emici sünger gibi kendi ruhunun içerisine çekilir. İlk iki yıl çocuklara konuşmak yasak. Ya çocuklar bir veli gibi, bir evliya gibi karşısındaki insanın ruh halini sezebilme yeteneğiyle donanmıştır. İki yıldan sonra çocuklar yavaş yavaş iletişime geçer. Aşağı yukarı üç buçuk dört yaşından sonra sezebilme yeteneğini bırakır çocuklar konuşabilme yeteneğine doğru geçerler. Sezebildikleri ve konuşabildikleri, duyabildikleri kelimeler ile çocuklar işte iletişim becerisine sahip olurlar. Şimdi bu itibarla bakıldığında çocukluk yıllarında maalesef çocuklar çok ihmal ediliyor. Ona da söylemekte fayda var. Bebektir diye ihmal ediliyor. Ya bebek mebek ama o bir şuurlu varlık. Odun falan değil o. Bez parçası da değil. Oyuncakçıdan aldığınız oyuncak falan da değil. Gözüne bir bakın ve sizi nasıl gördüğünü bir anlamaya çalışın ürperirsiniz yani. Çünkü bu çocuk yeni dünyaya gelmiş olsa da bu çocuk iki sene içerisinde öyle büyük kazanımlar kazanacak ki iki sene sonra konuşmaya başlayacak. Hadi delikanlıysanız siz iki sene içerisinde İngilizce öğrenin bakalım bir. Çünkü çok büyük bir gelişim evresi içerisinde bulunuyor çocuk. Eğer o sütten ak olan ruhunun içerisine bir damla kirlilik damlatırsanız bir damla çocuğa karşı e, ...agresif, hırçın efendim veya farklı davranır veya eşinizle kavga ederseniz... ...veya diğer çocuklarınıza saldırıya geçerseniz o bembeyaz sütün içerisine damla damla zehir damlatıyor olduğunuzdan emin olabilirsiniz yani. İki sene çocuklara konuşmak yasak. İki seneden sonra çocuk karşı taraftakinin e, kullandığı kelimeleri, iki yıl boyunca kullandığı kelimeleri aslında pasif hafızasına yüklemiş olduğu kelimeleri aktif hafızayla çıkartmaya başlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Çocukların dil öğrenme süreci nasıl gelişiyor ondan azıcık bahsedelim. Çocuk ilk duyduğu kelimeyi eğer 6 ay boyunca duymaya da devam ederse zaman zaman diyaloglar içerisinde duymaya da devam eder ise o takdirde ilk duyduğu kelime bir kumbaraya düştüğü gibi tırınk nereye düşer kumbaranın içerisine pasif hafızaya düşer. Pasif hafızaya. Altı ay boyunca da eğer o kelimeyle ilgili zaman zaman cümleler kullanılır ise çocuk aktif hafızadan yani dilinden altı ay sonra o ilk kelimeyi çıkartır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Pasif hafıza altı ay geriden gelir. Aktif hafıza ise altı ay önce konulmuş olan kelimeleri tek tek çıkartır. E peki burada yeni doğmuş olan çocuklara yahut da dil gelişim evresini hala devam ettiren çocukların anne babalarına ne diyebiliriz? Çocuklarınızla bol bol konuşun deriz. Bol bol konuşun. Hocam anlamıyor ki neyini konuşalım? Yok yok konuşun. Çocuklar bir bakın konuşurken sizin gözünüzün içerisine bakıyor. Dolayısıyla çocukla ne kadar çok konuşursanız ne kadar çok kelimeleri Düzgün bir şekilde söyler iseniz çocuğunuz da o tecrübi öğrenme ile pasif hafızanın içerisinde yazdığı mermerin üzerine yazdığı kelimeler gibi bunu yazar ve bir süre sonra aynı netlik içerisinde çıkartır. Şunu da ilave etmekte fayda var. E, i̇letişim konusunda dile girmiş olduk şu anda. Dilin içerisinde de bir başka şeye daha girelim. Çünkü bu konuda da anne babaların hassas olduğunu görüyorum ama çocukların duyarlılık dönemi hesap edilmediği için bir yanılgı görüyorum. Çocuklara İngilizce, Fransızca, Arapça öğretmeye çalışan anne babalar efendim kaç yaş sınırı diye zorluyorlar ve ileriki yaşlara doğru gidiyorlar. Burada hemen hatırlatmakta fayda var. Çocuklar ilk iki yıl ana dillerini öğrenirler. Ana dillerini öğrenirler. Annelerin dinlerini bir şekliyle öğrenirler. Eee... Onun için ana dil denmiştir. Babalarının dilini öğrenmiyorlar çocuklar. Ana dilini öğreniyor. Çünkü çocukla en çok işli dışlı olan kişi anne olduğu için anne İngilizce konuşuyor olmuş olsa ana dili çocuğun İngilizce oluyor. Ana dilini ilk iki yıl içerisinde aslında böyle gizliden gizliye satır 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 beyninin içerisini yazar. Çocuklarda ikinci dil eğitimi iki buçuk üç yaşından itibaren başlar ise mükemmel bir şekilde de ikinci dillerini öğrenebilirler çocuklar. İngilizce, Fransızca, Arapça bir bakarsınız ki çocukların içerisinde kendiliğinden gelişmiş. Ve keşke olmuş olsa da tabii ben İngilizce bilmiyorum ki hocam nasıl konuşayım çocuğa nasıl İngilizce öğreteyim. Keşke olmuş olsa da anaokulları şu anda kreşler vesaireler çocukların bu yeteneklerini geliştirmek için kullanılan merkezler haline gelmiş olsa. Çocukları iki buçuk üç yaşından itibaren anneleriyle birlikte yahut da bakıcılarıyla birlikte almış olsalar da Oralarda çocukların ikinci dillerini geliştirmiş olsalar halbuki çocuklara bakıyorsunuz 9-10 yaşlarına gelmiş, 15-20 yaşlarına gelmiş. Dünya üzerinde iki dilli siz kişi yani gelişmiş ülkelere baktığınızda hemen hemen yok gibi maalesef bizim ülkemizde ise e, hala ikinci dil e, böyle çok lüks bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki çocuğun bu duyarlılık dönemi iki buçuk yaşına denk gelen, 3 yaşına denk gelen bu duyarlılık dönemi mutlaka ee, anne babalar tarafından değerlendirilmesi lazım. Belki burada da işte anaokulu sahiplerine, kreş sahiplerine ama yol ve yöntemlerini bilerek bu yapılması lazım. Ben şimdi bazen anaokullarına da zaman zaman e, gidiyorum orada görüyorum. Şimdi öğretmen hanım karşıya çıkmış çocuğa e, şey olarak anlatıyor dili. İşte yürümek şudur, durmak şudur falan. Çocuk öyle dil öğrenmez ki. Yani akli olarak dil öğrenmez çocuk. Dil öğrenmenin. O yaşlarda dil öğrenilmenin bir metodolojisi vardır. O metodolojiyle vermezseniz çocuklar belki 3-5 tane kelimeyi zorlanmış olarak öğrenirler ve siz de ondan iftihar duyarsınız ama çocuklar bir süre sonra onu unutur giderler. Konuşamazlar, günlük hayatın içerisine sokamazlar. Keşke olmuş olsa da anaokulları, kreşleri bu sahada böyle bir seferberlik başlatmış olsa da yeni oluşacak nesle yahut da kendi çocuğunuza bir gelecek hazırlamaya şimdiden başlamış olsanız. İki dilli insanların üniversitedeki e, imkanları, e, master, doktora imkanları ve iş sahasındaki imkanları çok çok daha fazla. E, efendim dil konusunda gönderdiğiniz mesajlar var. Ben e, gelen mesajları da okumak istiyorum. Merhaba Adem Bey demiş bir dinleyicimiz. Biz eşimle bir e, birbirimizi dinleriz. Arada bir yüksek sesle olmasa da fikirlerimiz bazen çatışır. Çocuğumuz etkilenmesin diye onun yanında çok yüksek sesle birbirimize hitap etmeyiz. Fakat sizi bugün dinledikten sonra artık ağzımız ağzımıza kadar gelse bile yüksek sesle çocuğumuzun yanında konuşmama konuşmayacağız inşallah. Evet. Yani şimdi siz yüksek sesle bağırıyorsunuz. Yalnız şunu da söylemekte fayda var. Bazen olur ki yani problemsiz bir evlilik çocuk için o da sakıncalıdır onu söyleyeyim. Yani hiçbir problem çıkmıyor, hiçbir tartışma çıkmıyor. Herkes böyle problem çıkmaması için elinden gelen tüm gayreti sarf ediyor. Böylesi bir ortamda yetişen çocuk da zaten aslında psikolojik baskı altındadır. Neden? Şundan dolayı çocuklar zaman zaman problemlerin çıktığını görmesi lazım. Evin içerisinde problem çıkacak. Anne hangi rolü üstleniyor? Baba hangi rolü üstleniyor? Ve bu problem nasıl çözülüyor çocuk bunu canlı şahidi olarak yaşayacak. Ancak burada dinleyicimizin sözünü ettiği gibi evet problemler çıkacak ama burada bağırtı çağırtı şekline dönüşmemesi lazım. Problem çözme yeteneğinin çocuğun çoğalabilmesi için anne babalar ikide bir şiddete başvurmaması lazım. Maalesef günümüzde en çok öğrenilmiş davranış şiddetle problemler çözüldüğü için şimdi bakıyorsunuz en ufak bir problem var. Çarşıya çıkacağız. Bey diyor ki ben yorgunum diyor. Zaten hep yorgunsun sen kelimesiyle eş devam ediyor. Bu kişinin duygu dünyasına bir saldırıdır. Duygu dünyasına saldırı olduğu takdirde o beyefendi de yattığı yerden kalkacak. Ne demek istiyorsun sen ya? Hiç mi dinlenmeyeceğim? Şu evde hiç mi hakkım yok diyecek belki. Var var ben akşama kadarla başlayacak hanımefendi de belki. Çocuk buna şahit olduğu zaman sesiniz ne kadar alçak da olsa ona sergilediğiniz bir şey var. Problem çözmede şiddet yöntemini siz kullanıyorsunuz şu anda. O yüzden çocuklar evet problemli e, şeyleri görmesi lazım. Evin içindeki problemleri görmesi lazım ama anne babalar problem çözmede şiddeti bir problem çözme unsuru olarak değil yeteneklerini geliştirici çocuklarının yeteneklerini geliştirici babayla kuracakları diyaloğu ona göre kendisi ayarlaması lazım. Yoksa tamamen hijyenik bir ortamda yetişen çocuk da tedirgin bir çocuktur diyoruz. Saatimiz 11.59'u gösteriyor. Ben söyleyeceklerimin bir kısmını söyleyebildim ama yarın iletişim konusuna devam edeceğiz. İnşallah yarın çocuklarla iletişim, aile içi iletişim konusundaki ince noktalara değinmeye devam edeceğiz. Efendim hoşçakalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk dayıp geçmeyin diye seslenin.